Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, oldukça hareketli, hızlı ve sizin için de önemli olacak bir aya giriyoruz. Temmuz ayı geçtiğimiz ayla kıyasladığımızda Merkür'ün çok hızlı ilerlemesi, Aslan burcundaki Mars'ın, Venüs'ün hareketleriyle beraber sizin için de çok yapıcı ve önemli etkiler getirebilir. Her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ayımız, dolunayımız var. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. 24 Temmuz'da burcunuzda, Kova Burcu'nda bir dolunay var. Bu yıl yine iki tane Kova Burcu dolunayı yaşayacağız. Ağustos ayında da Kova Burcu'nda dolunay var. Tabii bunlar da önemli tesirler. Yaşamımızda önemli açılımlara yol açabilir. Jüpiter bu ay tekrar sizin burcunuza geliyor. Bu da güzel bir etki sizin adınıza ve yıl sonuna kadar burcunuzda kalacak. Şimdi detaylara bakalım. Evet, aya Mars Aslan Burcu'nda başlıyoruz. Venüs de yanında. Özellikle ayın ilk haftasında bir arada hareket ediyorlar ve ilişki evinizdeler. Şimdi yaşamınızda her türlü ilişki dinamiğinin çok dikkat çektiği bir dönem aslında. Enerjiniz o alanda çünkü. Hani romantik ilişkiler de olabilir bunlar. Partnerinizle ilgili faaliyetler veya işte evliliğinizle ilgili konu, eşinizle ilgili konular veya bir iş için çalışıyorsunuz. İş birlikleri, ortaklıklar içerisindesiniz. Buralara çok enerji harcıyorsunuz ve çok tutkulu ve kararlısınız. Karşınızdaki kişiler de çok özgüvenli, çok hırslı, çok kararlı görünüyorlar. Ancak Mars ve Venüs ayın ilk haftasında burcunuzdaki Satürn'le ve Boğa burcundaki Uranüs'le biraz zıt açılar içerisinde. Bu ne demek? Sizin ve karşınızdaki kişilerin biraz inatçı, biraz sabit olabileceğini gösteriyor ve bu çatışmalara yol açabilir. Herkes kendi istediği olsun isteyebilir veya siz inandığınız konularda çok tutucu davranabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler de kendi isteklerinde, arzularında çok ısrarcı olabilir. Biraz gerilimler olabilir. Buna dikkat edelim. Aile içi ilişkilerde ya da eşinizle de olabilir bunlar. İş hayatınızda da olabilir. Daha esnek olmak gerekiyor. Daha anlayışlı olmak gerekiyor bu süreç içerisinde. Merkür'ün de ikizlerdeki hareketi aslında bu ay Merkür çok hızlı gerçekten 3 burç değiştirecek. Bu da gündemlerimizin de hızlı bir şekilde değişeceğini gösteriyor. Özellikle ayın ilk 10 günlük döneminde Merkür İkizler Burcu'nun çok daha entelektüel, çok daha iletişim ve bilgi paylaşımına yönelik bir enerji verecek bize. Ve geçen ay Haziran'da Merkür İkizler'de gerilediği için bu ay belki de gerileme sürecinde ertelediğiniz konuları daha hızlı bir şekilde bitirmenizi sağlayacak. İşte bunlar yine işiniz ve projelerinizle ilgili yapılacak görüşmeler olur, toplantılar olur, seyahatler, belki kişisel bazı eğitimleriniz olabilir. Aile içerisinde çocuklarla ilgili var bazı meşguliyetleriniz. Yine yaz için belki seyahat planlarınız var, organizasyonlarınız var. Hani bunları şöyle bir toparlayacağınız hızlı bir dönem aslında. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesinde yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıklarını da gündemimize taşıyor. Yeni ay 6. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve öncü burçlarda da varsa bu gezegenler, daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Nedir öncü burçlar? İşte hatırlatalım. Yengeç'tir, Oğlak ya da Koç, Terazi burçları. 18 derece ve yakınları. Artı eksi 5 derece olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. O zaman yeni ay tesirleri daha güçlü olacaktır. Bu yeni ay 6. evinizde ve 6. evde günlük hayatınızdır. İşte sabahtan akşama kadar hani nasıl bir düzen içerisinde hayatınız. Çalışıyorsanız tabii ki mesleğinizle ilgili çalışma düzeniniz veya evdesiniz. Ev hayatınızdaki düzenler. Hani buralara bir çekip çevirme, yenileme enerjisi var. İyileştirme adına da güçlük etkiler var. Aslında biraz hani konforunuzun da arttırmaya ya da iş veriminizi arttırmaya yönelik ya da genel sağlığınızı güçlendirmeye yönelik de yeni uygulamalar dönemde devrede olabilir. Diyete de başlayabilirsiniz. Bir beslenme programı da olabilir. Kronik bir sorunu çözmek için bir tedaviye de başlayabilirsiniz. Çalışma programlarınızı ya da yerinizi değiştirebilirsiniz ya da bir yardımcı alabilirsiniz yanınıza. Veya hani hayatınızı renklendirecek bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Tüm bunlar olasılıklar dahilinde ama yeni ay bence güzel bir yeni ay. Verimli bir yeni ay. Merkür de ayın 11'inden sonra Yengeç Burcu'nda olacak. Özellikle ayın 10'u ile 25'i arasında bu günlük hayatınızdaki detaylar öne çıkıyor.
Yengeç burcu etkisi sizi daha sevecen yapabilir. Biraz böyle daha duygusal yaklaşabilirsiniz günlük hayatınızda ve ilişki kurduğunuz herkese, çevrenizdeki kişilere daha korumacı, daha sevecen, daha duygusal bir yaklaşım içerisinde olabilirsiniz. Ve 24 Temmuz'da çok önemli, sizin burcunuzda, Kova burcunun bir derecesinde Dolunay meydana gelecek. Özellikle doğum günü 20-25 Ocak arası olan Kova burçlarımız ve yükselen burcu 1 derece ve yakında olan Kova burçlarımız en önemli tesiri alıyor. Yine de kişisel doğum haritalarınıza bir bakın. Sabit burçlarda yerleşimleriniz varsa tabii ki tesirler artacaktır. 1 derece ve yakınlarındaki gezegenlerin aldığı etkiler de burada artıyor. Hatta öncü burçların, yani Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi gibi öncü burçların son derecelerinde de gezegenler varsa, çünkü onlar da aktifleşiyor bu dolunayda. Bunları da dikkate alabilirsiniz. Evet, bir farkındalık dönemi. Ama biraz zorlayıcı bir dolunay. Neden? Aslında her dolunayın kendi içerisinde biraz böyle gerilimleri vardır. Ama Ay, yani Satürn'ün, işte Plüton'un etkisinde kalıyor. Güneş, Ay arasında bir çekişme var. Bu kendinizle ilgili veya içinde bulunduğunuz bir ilişkiyle ilgili, iş hayatınızdaki gelişmelerle ilgili bazı sorumluluklarla sizi yüzleştirebilir veya bazı işte kısıtlamalarla, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Hani gerçeklerle yüzleşme gibi düşünün. Yani bir şeyleri çok belki gözünüzde büyüttünüz, risk aldınız, hayaller içerisindesiniz ama sanki biraz gerçeklerle yüzleşip bazı sınırlamaları görüyorsunuz. Sorumluluklarınız var. Bunlar size biraz engel oluyor olabilir. Hani bunlarla karşılaşacaksınız. Çok kötümser olmak zorunda değil. Bunlar bir farkındalıktır ve belki bundan sonraki süreçte daha gerçekçi ve doğru adımlar atmanız için de size önayak olacak bu dolunayın tesirleri. Tabii genel sağlığınıza da dikkat edin. Hani kronik sorunlar artabilir, dolaşım sistemi, tansiyon, işte genel olarak böyle bir sinir sisteminde hassasiyetler artabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Eklemler, kemikler, dizler biraz daha hassas olabilir dolunay etkisiyle beraber. Belki de sağlığınızı iyileştirmek adına işte belki biraz diyet yapmanız gerekiyor, spor yapmanız gerekiyor, beslenmenizi değiştirmeniz gerekiyor. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işte diş operasyonlarınız var, diş tedaviniz var. Onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili gündemler olabilir dolunay haftasında. Dolunay artı eksi 3 gün çok tesirlidir. O yüzden 21 ile 27'si arasında tesirler öne çıkıyor ama ayın son haftasını da önemli ölçüde şekillendirecek bir dolunay. Ve 28 Temmuz itibariyle Jüpiter tekrar burcunuza geliyor. Kısa bir süre ayrılmıştı sizden. 14 Mayıs'ta Balık burcuna geçmişti. 28 Temmuz'da burcunuza geri dönüyor. 18 Ekim'e kadar gerileyecek. 18 Ekim'den sonra ise 29 Aralık'a kadar, yıl sonuna kadar yine Kova burcunda olacak. Evet, iyicil bir gezegen, koruyucu. Hayatınızda önemli fırsatları size sunabiliyor. Maddi manevi gelişme imkanları veriyor. Satürn'ün de burcunuzda olması, evet, biraz sorumluluklarla birlikte getiriyor bunları. Çok hani hiçbir şey çok kolay gelmiyor. Biraz sizi yoruyor belki ama bunları uzun vadeli yapılandırmalar adına, sizde bırakacağı kalıcı etkiler adına da iyi değerlendirebilirsiniz. Şimdi Jüpiter 18 Ekim'e kadar gerilerken özellikle Nisan ve Mayıs'ın ilk yarısı içerisinde size sunmuş olduğu bazı etkileri tekrar ele almanızı gerektirebilir. Yani ne yapabilir? Belki o dönemde bir fikir geldi, uygulayamadınız. İşte bir fırsatla karşılan, bir teklif karşınıza çıktı, onu gerçekleştiremediniz. Ya da aslında hayatınızda çok olumlu gelişmeler vardı, siz onu fark edemediniz. Şimdi Jüpiter geri dönerek bunları tekrar ele almanız, tekrar değerlendirmeniz, daha güçlü bir şekilde içselleştirmeniz için size güçlü destekler verecek sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.